Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, özgürlüğe adanmış bir top çiçek gibiyiz. Şimdi hep birlikteyiz ey halkım, unutma bizi diyen, 31 yıl önce katledilen Türk basının yüz akı, gazeteci, yazar, Uğur Mumcu'yu ve yine alçak bir saldırı sonucu şehit edilen Emniyet Müdürü Gaffar Okan'ı ve tüm demokrasi şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Değerli milletvekilleri, bu iktidar döneminde gazeteciler üzerinde o kadar çok baskı var ki, bir yandan siyasetin etkisi altındaki yargı eliyle yazıları, paylaşımları nedeniyle yargılanıp zindana atılıyorlar. Bir yanda hedef gösteriliyor, sokak ortasında öldürülüyor ya da dövülüyorlar. RTÜK eliyle televizyonlar, basın ilan kurma eliyle gazeteler karartılıyor, sansür ediliyor. Bugün bahsedeceğim konu ise Türkiye'nin toplumsal hafızasını yok eden erişim engelleri meselesi. Türkiye'de 5651 sayılı kanunun 9. maddesi kapsamında son 10 yılda 35 bin haber erişime engellendi, 30 bin haber silindi ya da kaldırıldı. 2022 yılı sonundan bahsediyorum. En fazla engelleme 6500 haberle 2022'de oldu. 5300 haber de arşivden, internetten kaldırıldı. Aralarında Cumhurbaşkanı, ailesi, bakanlar, milletvekilleri, valiler, kaymakamlar, hakimler, savcılar, bürokratlar gibi üst düzey kamu şahsiyetleri, bazı kamu kurumları ve iktidara yakın şirketlerin talepleri sonucu verildi bu kararla. Hepsi gerçek, belgeli ve bu o haberlerin hepsi ortak hafızamızdan yok edilmekte. Artık bilinmez, okunmaz, görünmez hale getirilmekte. Nedir bu haberler? Siyasetçilerin, kamu yöneticilerinin, yakınlarının ve ilişkili olduğu kişi ve gruplara yönelik yolsuzluk, rüşvet, görevi suistimal, manipülasyon, cinsel istismar, uyuşturucu, mafya, tehdit, şantaj iddialarını konu alan haberler. O kadar çok ki. Bu yılın sadece ilk haftasında 688 habere erişim engeli getirilmiş. Çünkü yolsuzluk, usulsüzlük, siyasetin, yargının para ile, mafya ile bağlantısı bilinmesini isteniyor. Bir Gün gazetesinde Timur Soykan, yargıdaki çürümeyi, uyuşturucu kaçakçılarının rüşvet karşılığı nasıl serbest kaldıklarının haberini yaptı. Hatta işte bu araştırma önergesinin konusu olan erişim engelleme kararlarının hakimlerce para karşılığı verildiğini hem de görevdeki başsavcının ihbar mektubuyla duyurdu. 24 saat geçmeden erişime engellendi. Tolga Şardan aynı konuda yargıdaki çürümeye ilişkin haberi nedeniyle önce hapse atıldı, sonra haberine erişim engeli getirildi. Bir de şu rezalet var. Erişim engellemesini duyuran haberler de erişime engelleniyor. Zincirleme bir erişim engelleriyle karşı karşıyayız. Bakın şu elimde tuttuğum rapor, üst düzey kamu şahsiyetlerinin incinen itibar, onur ve haysiyet yılı, 2021 yılındaki erişim engelleri. Bu da erişim engelli değerli arkadaşlar. Yani hiç boş durmadan erişim engelleri arka arkaya veriliyor. Tarikat yurtunda intihar eden gencimiz, Milli Eğitim Bakanlığı'nda Hizbullahçı kadrolaşma, Kanal İstanbul'un geçeceği bölgeden arazi alanlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne haciz uygulatan şirket, yolsuzluk iddialarına konu Aile Bakanlığı bürokratlarının terfi haberleri, Erzurum'da bakım merkezinde yaşanan cinsel istismarlar, konvoyunun önünden sürü geçmesinden rahatsız olan ve sürünün çobanına ceza kestiren kaymakama dair haberler ve daha yüzlercesi, binlercesi erişime engelli. Sayın milletvekilleri, bir de bazı haberler için unutulma hakkı kararı çıkarılarak haber ve içerikler yayın ve arşivlerden çıkarılmakta, tamamen yok edilmekte. Bu çok tehlikeli bir durum. Kamu ilgisi süren, basın arşivlerinde yer almasında kamu yararı bulunan haberlerin silinmesi, Türkiye'nin yakın tarihinin yok edilmesi demektir. Deniz Feneri soruşturması, Nesim Malki cinayeti, Susurluk soruşturması davası, Yargıya Neşter operasyonu, Şarampol operasyonu gibi bir dönem kamuoyunda deprem yaratan soruşturma ve yargılamalarla ilgili haberlere artık ulaşılamamaktadır. Benzer biçimde FETÖ ve Adnan Oktar suç örgütüne ilişkin soruşturmalarla ilgili haberlere de erişim engelleri ve unutulma hakkı talepleri dikkat çekmektedir. Sayın milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi basın kuruluşlarının açtığı ihlal davaları ile Cumhuriyet Halk Partimizin yaptığı başvurular sonrasında erişim engellemeleri konusunda bir değil tam iki kez basın ve halkın haber alma hak ve özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. 9. maddeyi iptal etti. Son olarak meclise 9 aylık bir süre tanıdı. Bu aslında bizim için son bir fırsattır. Aslında tekzip sistemi varken, mahkemeler kanalıyla tazminat ve ceza davaları açılabiliyorken bir sansür niteliğindeki erişim engellemelerine hiç gerek yoktur. Ama ille de yapacağız diyorsanız, bu araştırma önergesinin kabulüyle bir meclis komisyonu kurularak demokratik ve hukuk devletine yaraşır bir düzen... Ama ille de yapacağız diyorsanız, bu araştırma önergemizin kabulüyle bir meclis komisyonu kurularak demokratik ve hukuk devletine yaraşır bir düzenlemenin çerçevesini birlikte belirleyebiliriz.
Türkiye'de basın özgürlüğünün, haber alma hakkımızın korunması, toplumsal hafızanın yok edilmesinin engellenmesi için sorumluluk hepimizin omuzlarındadır. Bu nedenle verdiğimiz önergeye destek çıkılmasını, bir komisyon kurulmasını ve aslında Türkiye'nin toplumsal hafızasını yok eden, bakın burada yıllar içindeki engellemeler, son birkaç yılın sadece raporları, bunların hepsi Türkiye'de bilinmesin denen, okunmasın denen, görülmesin denen erişim engelleriyle dolu, kendileri erişime engelli raporlar. Bu ayıbı eğer ortadan kaldırmak istiyorsak bu önergemize destek verilmesini talep ediyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Biraz fazla oldu ama AK Parti grubuna özellikle göstermek istiyorum. Bir eski AK Parti milletvekilinin kızı belediyenin önünden geçerken diyor ki bizim kıza işe alalım. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla belediyede işe başlıyor ama hiç işe gitmiyor, biliyor musunuz sayın vekillerim? Hiç gitmeden Çankaya'da oturduğu evden kedi satarak vesaire ama Kütahya Belediyesi'nden de maaş almaya devam ediyor. Bankamatikle maaş almaya devam ediyor. Bu konu SGK dökümleri vesaire olduktan sonra bu konu nasıl sansürleniyor bakın. İller İdaresi Genel Müdürlüğü, savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum. İller İdaresi Genel Müdürü diyor ki soruşturmaya yer yoktur, belediye başkanı haklıdır. Özel kalem müdürü 6 ay hiç işe gelmiyor ve maaş alıyor. Peki bu olayı kapatan, örtbas eden Sayın Soylu buralarda mı bilmiyorum, belki haberi vardır yoktur ama bir İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik, Kütahya Valisi olarak ödüllendiriyorsunuz dosyayı kapattığı için. Muhterem İnce şu anda kendisini duyması gerekiyor. Anayasa Mahkemesi Anayasa Mahkemesi üyesidir kendisi. Siz seçtiniz oylarınızla ve altında da olur diyen Süleyman Soylu. Peki siz dosyayı kapattınız. 6 ay hukuksuz yere hiç maaş alan, hiç çalışmayan, KPSS'ye girmeyen biri şu anda devlet memuru oldu TOKİ'de. Murat Kurum tarafından da onaylandı. Murat Kurum tarafından, kurum. Her neyse. Peki yargı yürüdü mü? Öbür taraftan cesur savcılar vardı, hakimler vardı ve bir karar verdiler. Bakın bu şahıs o zamanki Kütahya Belediye Başkanı 4 yıl sonra hukuk yerini buldu ve ceza aldı. Hapis cezası aldı. Değerli AK Partili milletvekili arkadaşlarım, AK Parti milletvekilinin kızını hiç çalışmadan maaş veren özel kalem müdürü olarak atayan şahıs peki şu anda ne yapıyor biliyor musunuz? Şehrül Emin diye 2024 yılında geçen hafta Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu dedi, bu adam Şehrül Emin'dir, emindir, güvenilir de deyip eli kaldırılıp Kütahya Belediye Başkan adayı yapıldı. Haberiniz var mı? Aldığı cezayı biliyor musunuz? Görevi kötüye kullanma, kamu zararı vermekten hüküm giydi. 5 yıl denetimli serbestlik ve 6 ay hapis cezası aldı. Peki, İller İdaresi Genel Müdürü Sayın Soylu buralarda mı bilmiyorum ama neden akladınız kirli işler yapan insanları? Neden soruşturmaya izin vermediniz? Aynı nasıl basını sansürlediyseniz adaleti sansürlüyorsunuz ve gerçekten güvenilir olmayan insanları tekrar tekrar ısıtıp belediye başkan adayı yapıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Murat Kurum, Süleyman Soylu, muhterem İnce'ye oy veren değerli vekillerim, sizler de dahil, bunların hepsinin sizin parmağınız var. Ve bu parmağı temizleyemezsiniz. Bu parmağı temizleyemezsiniz. Adalet, adalet, adalet. Her şeyin başı ve siz adaleti yok ettiniz. Teşekkür ederim efendim. Sayın Başkan, değerli vekiller. Muhalif kanallardaki haber programlarını çok değil, yarım saat izleseniz ülkedeki yolsuzlukları, hırsızlıkları ve bu suçlara bulaşmış olan bürokratları, yargıçları, kolluk güçlerini şaşkınlıkla izliyorsunuz. Aslında ülkede artık hiçbir şeye şaşırmıyoruz. Şaşırdığımız şey hem bu bürokratların, yargıçların bulaştığı suç oranları hem de suç repertuarı. O kadar genişlemiş ki inanamıyorsunuz. Hayali arta satışıyla yabancılara vatandaşlık verenler mi dersiniz? Sahte ilaç ihracatı yapanlar mı? Ülkede cirit atan IŞİD'ciler mi? Yoksa uluslararası uyuşturucu baronlarıyla işbirliği yapanlar mı? 3 dakikada saymakla bitmeyecek skandalların her gün bir yenisi açığa çıkarken iktidar suç çetelerini değil onları haber yapan, onları halka duyurmak isteyen gazetecileri engellemenin derdinde. Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'a gelen torpil talepleri ekrana yansıyor. Haberi yapan kanala
yayın yasağı getiriliyor. Artık bu yasaklar trajikomik bir hal almış durumda. Yayın yasağı kaldırma kararına yayın yasağı getiriliyor. Tekerleme değil, sansürün geldiği noktadan bahsediyorum. Kripto para şirketi Tomya'nın sahibi Yavuz Usta kendisiyle ilgili haberlere yasak kararı aldırıyor. Samandağ Sulh Ceza Hakimliği bu yasak kararını kaldırıyor. Keban Sulh Ceza Hakimliği de yasak kaldırma kararına yayın yasağı getiriyor. Şaka yapmıyorum, gerçekten böyle oluyor. Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı cinsel taciz soruşturması geçirdiğiyle ilgili haberleri engelletiyor. Yetmiyor, henüz yayınlanmamış haberlerle ilgili de yasak kararı çıkartıyor. Yayın yasağı istiyor, o da yetmiyor. Haberleri erişime engellettiğiyle ilgili haberleri dair de erişime engel istiyor ve engelletiyor. En çok yayın yasağı getirilen konuların başında da çocuk istismarı haberleri geliyor. Son örneği Konya Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki çocukların istismar edildiğini duyuran gazeteci Mustafa Seyfullah Kılıç. Yanlış bilgiyi alenen yaymakla suçlandı. Kılıç habere ilişkin delilleri sunduğunu, suçlularla mücadele etmek yerine olayın örtbas edilmek istendiğini ifade etti. Depremde yurttaşlar can havliyle yakınlarını kurtarmaya çalışırken yayın yasağı getiren bu iktidardan zaten açıkçası başka bir şey beklemiyoruz. Bu söylediklerimiz etki eder mi onu da bilmiyorum. Ancak yurttaşlar bu yasakların neden getirildiğinin gayet farkında. Bu nedenle sosyal medyada henüz engellenmemiş normal bir toplumda günlerce konuşulacak olan haberlerin altına yorumluyorum. Şöyle yorumlar okuyoruz. Bu haberi hala yasak getirilmemiş, neden acaba falan diye yorumlar yapılıyor. Onlardan birinden bahsetmek istiyorum. 5.1 milyon liralık kurban bağışını zimmetine geçiren Diyanet Vakfı Giresun temsilcisi, Diyanet personeli Fatih Ahmet Akkaya, şubenin bir yıllık gelirinden daha fazlasını zimmetine geçirmiş, teftiş kurulu raporu çıkana kadar yetkililer bunu fark etmemiş. Evet, iktidar ve yandaş basını bugünlerde İsrail'de Filistin halkına uygulanan zulmün görülmemesi için getirilen yasağı eleştiriyorlar. Biz buradan iktidara dönün de kendinize bakın demek istiyoruz. Ve hakikati karartamazsınız. Karartmak istediğiniz hakikat gün gelecek sizin sonunuzu getirecek. Mutlaka bu görülecek diye bitiriyorum. Saygılar sunuyorum. Bu tür haberler için lütfen Hep Laf kanalına abone olmanızı ve bu video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.